Merhaba, bu videoda bir evi satın alma veya kiralama kararını verebilmek için gereken temel bilgilerden söz edeceğim sizlere. Öyle umuyorum ki bu videoyu izledikten sonra edindiğiniz en önemli bilgi şu olacak, ev almak mı her zaman iyidir yoksa ev kiralamak mı sorusunun basit bir cevabı yok. Arkadaşlar açıkça söyleyeyim, ben kendi evimde oturuyorum ve bu evi birçok farklı nedenle satın aldım. Bunlardan bazıları tamamen duygusaldı, bazıları da potansiyel olarak ekonomik nedenlerdi. Ev alma veya kiralama kararı kişisel koşullara göre değişiyor. Örneğin, hayatınızın hangi aşamasında olduğunuz, dünyanın neresinde yaşadığınız, o sırada ekonominin ne durumda olduğu, ev fiyatlarının ne seviyede olduğu ve kiraların ne alemde olduğu sizin bu kararınızı etkileyecektir. Ve biz bu video sayesinde en azından bu koşulları nasıl ele alabileceğinize dair temel bilgiye edineceğinizi umuyorum. Diyelim ki bu güzelim ev piyasaya sunulmuş olsun. Aylık kirası da 1500 lira olsun yani 1500 lira bölü ay diyoruz. Bu yılda ne kadar yapar? 18.000 lira demektir. Evet, sizin şimdi seçeneklerinizden birisi budur. Diyelim ki aynı muhitte bunun birebir aynısı bir ev daha var o da satılık olsun ve o evi satın alacak olursanız onun fiyatı da 400 bin lira olsun. Eğer bu miktarı öderseniz bu eve sahip olacaksınız ancak sizin 400 bin liranız yok. Ne yapacaksınız? Kredi çekmek zorunda kalacaksınız. Bugüne kadar da biriktire biriktire 100 bin lira biriktirebilmişsiniz. Bu da sizin peşinatınız olacak. Şimdi ne yapacaksınız? Doğal olarak üstünü ile tamamlamaya çalışacaksınız. Yani 300 bin liralık bir kredi çekmeniz gerekiyor. Geleneksel morgaçta faiz oranı sabittir. Mesela 15 veya 30 yıl vadeli sabit faizli bir morgaç kredisi kullanabilirsiniz bu evi satın almak için. Geleneksel bir morgaçta aylık ödemenizin bir kısmı ana paraya, bir kısmı da faize girer. Diyelim ki sizin morgaç ödemeniz 1800 lira olsun. Yani siz ayda 1800 lira ödüyorsunuz. Ödemenin başlarında arkadaşlar bunun çok önemli bir kısmı faize gider. Mesela ayda 1500 lira faiz ödüyor olabilirsiniz. Bu durumda ne olacak? Ana paraya giden kısım sadece 300 lira olacak. Yani bu 300 bin liralık borçtan sadece 300 lira eksildi ödemeler ilerledikçe yani son ödemelere doğru oranlar artık tersine döner. Artık yaptığınız aylık ödemenin çok büyük bir kısmı anaparaya gitmektedir. Mesela 1500 lirası. Doğal olarak ne olacak? Faize giden kısımsa azalmış olacak çünkü bu kadar süre boyunca siz ödeme yaptınız. Faiz kısmı azalmış oldu yani geleneksel bir morg işte arkadaşlar işler bu şekilde yürüyor. Ancak analizi basitleştirmek adına sadece faiz ödemeli bir kredi çektiğinizi varsayacağım. Bu tür kredilerde borcun sadece faizini ödersiniz. Sonra da borcun kendisini nasıl isterseniz öyle kapatırsınız. Yani bu sadece faiz ödemeli bir kredi olsun. İşlemlerimizi biraz daha basit hale getirmek istiyorum. O yüzden bu varsayımı kullanacağız. Şimdi Ayrıntılı bir inceleme için elektronik bir tablo çıkartıp gerçek değerlerle analiz yapmak lazım. Kredi vadesi boyunca faiz miktarının gerçekte nasıl değiştiğini görmek için bu şarttır arkadaşlar. Ancak biz sadece faiz ödemeli yani %6 faizli bir kredi çektiğimizi varsayıyoruz. Evet sadece faiz ödemeli yani yüzde altı faizli diyoruz. Bu yılda 18 bin lira faiz ödeyeceğiniz anlamına geliyor. 300.000'in binin yüzde altısı 18 bindir çünkü evet 18 bin lira faizden bahsediyoruz. Aslında nerede yaşadığınıza ve gelir seviyenize bağlı olarak mortgage faizleri gelir verginizden düşülebiliyor. Tabi bu Türkiye'de aktif olan bir uygulama değil arkadaşlar fakat yine de anlatmak istedim. Tabi bu 18 bin liranın tamamını geri alıyorsunuz demek değildir. Peki nedir? Şudur. Mesela yılda 100 bin lira kazanıyorsunuz, %30'luk vergiyi 100 bin lira üzerinden değil, 100.000 bin eksi 18 bin lira üzerinden ödüyorsunuz. Yani vergilendirilebilir geliriniz 82 bin liraya düşüyor ve tasarrufunuz aşağı yukarı bu faizin vergi oranıyla çarpımı kadar oluyor. Şimdi vergi oranı yuvarlak hesap 3'te 1 olsun, vergi indirimi 6 bin lira olur böyle bir durumda. Dolayısıyla vergi indiriminden sonra ödediğiniz gerçek faiz miktarı 12 bin liradır. Peki gerçek faiz maliyeti. Bitti mi? Hayır bitmedi. Ev sahibi olmanın da bir takım maliyetleri var. Genelde bir miktar konut vergisi ödemeniz gerekir. Buradaki konut vergisi de mesela yüzde bir olsun. O da 400 bin liranın yüzde Yani ödeyeceğiniz konut vergisi 4 bin lira oluyor. Ayrıca evi de çekip çevirmeniz lazım Ne yapacaksınız? Belki bir bahçıvan tutacaksınız Belki tadilat yapmanız gerekecek Belki de badana yapacaksınız Şimdi bakalım kim bilir ne masraflar çıkacak böyle bir durumda Kirada oturduğunuz zaman bu tip masrafları genellikle siz üstlenmemiş olursunuz Tabii ki duruma göre değişir ancak diyelim ki idame masrafları da yılda 2000 lira tutuyor Şimdi bunları neden sıraladım? Tabii ki ayrıntıya girersek başka masraflar da muhakkak çıkacaktır. Her durumun kendine göre masrafları oluyor sonuçta. Bu sıraladığım kalemler her iki durumda da uçup giden paralardır aslında. Eğer kirada oturuyorsanız yılda 18 bin lira cebinizden uçup gidiyor. Bu evde yaşama faydasına karşılık ödediğiniz bedel budur. Evi satın aldığınızda ise cebinizden uçup gidenler şunlar gerçek faiz maliyeti, konut vergisi ve idame masrafları. Bunları topladığımızda bakalım ne yapıyor? 4000 artı 2000 artı 6000 eder, artı 12000, evet eşittir 18000 lira. Evet, bir yılda cebinizden öylece uçup giden para bu işte. Tabi her durum için farklı varsayımlar söz konusudur. Burada sadece işin mantığını anlatıyorum sizlere. Her iki durumda da 18 bin lirayı sokağa atmış oluyorsunuz ancak daha bitmedi Bu örnekte biriktirdiğimiz 100 bin lirayla ne yapacağımızı konuşmadık henüz Burada peşinat olarak kullanmıştık buradaysa bu 100 bin lirayla yatırım yapıyoruz Yani bu örnekte bu para üzerinden bir gelir elde edeceğiz ancak bu örnekte böyle bir gelir söz konusu değildi Tabii bu gelir neye yatırım yaptığımıza da bağlıdır arkadaşlar. Mesela bir vadeli mevduat hesabına yatırıp %1 veya %2 civarında faiz alabiliriz veya bir sürü farklı yere yatırım yapıp %4 kar elde ederiz. Yani bir şeyler yapıyoruz sonuçta. Sonuç olarak vermediğimiz bu peşinat üzerinden para kazanabiliyoruz. Diyelim ki bu parayı %2 kar getiren bir yere yatırdık. Evet yıllık %2 iki kar elde ediyoruz. Yani o yüz bin liradan elde ettiğimiz yatırım gelirimiz yıllık iki bin lira. Bu yatırım gelirini bu giderden çıkarttığımızda cebimizden çıkan para yani ödediğimiz gerçek kira 16 bin liraya iniyor. Evet artık cebimizden çıkan para ne kadar? 16 bin lira. Bu bizim yıllık maliyetimiz. Şimdi bulduğumuz sonuçlara göre bu kişi tamamıyla ekonomik açıdan ve sadece bu yıl için bunu da konuşacağız. İlerleyen yıllarda işler değişebilir ancak sadece bu yılı göz önüne aldığımızda söz konusu rakamlar bunlarsa kirada oturmak daha mantıklı olabilir. Tabii ki sayılar değiştiğinde analiz de değişecektir. Mesela eğer bu ev daha ucuzsa, faiz oranı daha düşükse bir bakmışsın ki bu seçenek daha mantıklı hale gelmiş veya kira daha yüksek olsaydı bu seçenek makul olmaktan çıkardı. Diyelim ki yatırımdan elde ettiğimiz gelir bu kadar yüksek olmamış olsaydı bu meblağ daha da büyük olurdu. Dolayısıyla bu seçenek daha az cazip hale gelirdi. Aslında işin püf noktası şudur, cebinizden çıkacak parayı düşünmektir. Psikolojik açıdan bakınca bu morgıça girmek beni tasarrufa zorluyor ki gerçekten de öyle aslında tabiri caizse zorla tasarruf ediyorum. Ancak teoride aynısı bu seçenekte de yapılabilir. Faizi ödeyeceğiniz parayı kiraya ödüyorsunuz, 300 lira da size kalıyor. Her ay bu 300 lirayı kenara koyup yatırım havuzuna ekleyebilirsiniz mesela. Bu şekilde 30 yıl bayağı para biriktirebilirsiniz ve bu yatırım oldukça iyi bir gelir sağlayabilir size. Yani kiralamak mı daha iyidir yoksa satın almak mı sorusunun net bir cevabı yok aslında. Bu tamamen koşullara bağlı. Tabi biz burada tam bir bakkal hesabı yaptık, ilerleyen videolarda daha ayrıntılı hesaplar yapacağız ancak hesaplardan ve sayılardan öte bir de manevi etkenler söz konusudur. Biraz da bu manevi etkenleri düşünelim. Kiralamanın ve satın almanın ne gibi manevi getirileri olabilir? Bakalım şimdi. Ev almanın en önemli nedeni istikrara kavuşma isteğidir. Biz de bu sebeple aldık zaten bu evi. İstikrar. Çok iyi bir fiyata kiralık bir ev bulabilirsiniz. Her şeyi ev sahibi üstlenecektir. Muhiti çok iyidir falan filan. Ancak ev sahibi aniden evi bir başkasına kiralamaya karar verebilir veya kendisinin taşınacağı tutar ya da Almanya'dan çocuğu gelir. Sonuçta o evden taşınmanız gerekebilir. Ancak evi satın aldığınızda mortgage borcunu ödediğiniz sürece ve tabii ödedikten sonra orada istediğiniz kadar kalabilirsiniz ancak Tabii ki bu durumda konut vergisini falan da ödemeniz gerekiyor. Ayrıca ev kiraları öngörülemez, kiralar artabilir, azalabilir. İstanbul'daki gibi kiraların hızla arttığı yerlerde sabit bir ödeme ile morgıça girmek, cebinizden ne çıkacağını bilmek bence iyi olabilir. Herkes orada yaşamak istediği için kiraların çılgınca artması ödemenizi yaptığınız müddetçe sizi hiç bağlamamış olur. Buraya çok sayıda etken sıralayabiliriz. Mesela kendi evinizi kişiselleştirebilir, geliştirebilirsiniz. Ailem kirada otururken biz o kadar çok ev değiştirdik ki çoğunda banyo veya mutfak birazcık değilse veya bir duvar sarıya boyanmış olmasa düşünüyorum ev gayet güzel olacak ancak değişiklik yapamıyorsunuz böyle bir durumda. Ev size ait olduğunda istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Manevi avantajların hepsi, satın alma tarafında değil tabii ki. Kiranın da bir sürü avantajı var. Mesela bir yere yeni yeni alışmaya çalışıyorsunuz. Daha nedir ne değildir öğrenmeden, tek bir muhite veya eve tıkılıp kalmak istemeyebilirsiniz. Yani esneklik arıyor olabilirsiniz. Evet, esneklikten bahsediyorum. Ev alıp satmanın birçok maliyeti olacaktır. Bunlardan birisi emlakçı komisyonudur. 6 aylık veya 1 yıllık kira sözleşmesi imzalayıp ev alma veya başka bir muhite taşınma kararını oraları iyice tanıdıktan sonra verebilirsiniz. Kiradayken böyle bir esnekliğiniz var çünkü. Ayrıca bazen 2003-2008 döneminde olduğu gibi emlak balonları oluşuyor. Ekonomi çığırından çıkar ve ev sahibi olmak haddinden fazla pahalanır. Böyle durumlarda konut satın almak kira karşısında aşırı derecede pahalıdır. Özetle arkadaşlar, bu videonun ana fikri şudur, duruma göre değişir. Umarım ev satın alma veya kiraya çıkma kararını nasıl almak gerektiğine dair bir fikir verebilmişimdir sizlere. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar, hoşçakalın.